Kur'an-ı Kerim'i Türkçe meal okuyarak hatim yapabilir miyiz? Ve ezberlemek için nasıl bir dua ya da yol izlemeliyiz? Allah razı olsun demiş bu soruyla alakalı. Ya bu soruyla alakalı şimdi Kur'an-ı Kerim bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği dilde okunmalı. Yani onun rahmeti, bereketi, güzelliği. Yarın ahirette biliyoruz ki dilimiz cennet dili Arapçadır, Kur'an dilidir yani. Yarın ahirette Mevla Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman da eğer bizlere indirilmiş olan ümmeti Muhammed'e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i, bak Ramazan-ı Şerif'i kıymetli kılmasından bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmiyorsak, yani bunun kolayı olan Türkçesine kaçıyorsak, bu bizim için, yani bir Müslüman için bence eksikliktir yani Mevla Teala'ya karşı. Mevla Teala bizleri anlar yaratmış, akıllı yaratmış, gözlerimizi görür yaratmış, ağzımızı konuşur yaratmış. Yani hem ticari olduğu zaman veya kendi menfaatimize olduğu zaman her türlü şeyim için mücadele ediyoruz. Her türlü yani bir iş yapacağımız zaman bile mesela o işin bütün püf noktalarını öğrenmek için mücadele ediyoruz. O iş için İngilizce gerekiyorsa o İngilizceyi öğrenmek için ne yapıyoruz? Kurslara gidiyoruz. Vaktimizi harcıyoruz. Veya teknolojik bir ise teknolojik dalda ne öğrenmemiz gerekiyorsa onun için staj yapıyoruz. İşte gidip eğitim alıyoruz. Her şey için dünyevi menfaatimiz için de ne yapıyoruz? Mücadele ediyoruz yani. Şimdi Rabbimize karşı bir hatim yapacağız. Rabbimize karşı bir kelam ki biliyorsunuz ki Mevla Teala kim men tekellem Allahu karar Kur'an, hani kim Mevla Teala ile konuşmak isterse Kur'an okusun buyuruyor. Şimdi biz onu Türkçe okuduğumuz zaman ne kadar yakışır kalır bir ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yarın huzuruna çıkacağız. Hani insan utanmaz mı, gücenmez mi, ne bileyim yani kendinde bir eksiklik görmez mi? Çünkü biliyorsunuz ki yarın ahirette Mevla Teala diyecek ki ey kulum sana indirilenden bir oku bakalım, bir dinleyelim. Seni bir oku bakalım dendiği zaman ya Rab ben onu bilmiyorum demek bize ağır olmaz mı yani? O yüzden yani Türkçe de okunabilir, okunmaz diye bir şey yok. Yani manalarını anlamak için mücadele edilir. Ama mutlaka ve mutlaka bugün Kur'an öğrenmek o kadar zor bir şey değil. Biz bunu ekranlardan mutlaka FMTV'de izliyorlardır. Ya 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşındaki çocuklar çıkıyor ezbere, ayet manası veriyor, okuyor. Yani bu kadar Mevla Teala bu işi kolay etmiş ve bu kadar da bereketli kılmış. O yüzden mutlaka ve mutlaka her beldede bugün Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor. Bize ulaşabilirler, biz yardımcı olalım. Biz her konuda bu konu, Kur'an-ı Kerim konusunda ve İslami eğitimler konusunda halkımıza her türlü desteği sağlamaya hazırız. Hiçbir şekilde bir karşılık beklemeden bu konuda hazırız. Elimizden gelen bütün desteği veririz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i kendi dilinde okunursa rahmeti büyük olur. Ama hiç bilmiyorsa, hiçbir şey yapamamaktan Türkçesi de okunmaz diye bir şey değil hocam yani. Anladım hocam. Yani yine aslında işin dönüp dolaşıp özünde şöyle bir şey var. Bu işe kıymet vermekle alakalı bir şey. Vakit harcamakla alakalı. Çünkü evet hocam. Mevla Teala bizlere çok nimetler verdi. Evet. Biraz kendimizi incelediğimiz zaman bu kadar nimetlerin karşılığında biz Mevla Teala'ya bize rehber olarak indirilmiş olan o mukaddes kitaba eğer okuyamıyorsak bu bizde büyük bir eksiklik olur yani. Evet hocam.